Demek Burak Bey'le niyetiniz ciddi ha? Evet öyle gözüküyor. Niye sordunuz? Hiç. Annem her zaman için bir öğretmenle evlilik çok zordur derdi de. Ya. Demek babanız öğretmendi. Yo, nereden çıkardınız? Siz biraz önce anneme öyle dedi dediniz ya. Ha yok. Annemin babamdan evvelki eşi öğretmenmiş. Onun için derdi. Benzetmek gibi olmasın. O da Burak Bey gibi işine son derece bağlı bir öğretmenmiş. Evde dersine hazırlanmaktan annemle hiç ilgilenmezmiş. Anlaşıldı. Fitnat Hanım'ı göndermenin zamanı geldi. Ay hadi ben yatayım artık. İyiydik, ne güzel konuşuyorduk ya. Ama benim yarın çok erkenden işlerim var. İyi geceler. Size de iyi geceler Selen abi. Ne oluyor ya? Perdeler oynuyor, perdeler. Ay rüzgardandır herhalde. Rüzgardandır değil mi? Tabii. Yani Şemsi Paşa değildir herhalde. Selena Hanım, eğer korkuyorsanız ben yanınıza gelebilirim. Yok, ben böyle iyiyim. İyi geceler. Ama siz şey etmeyin diye ben şey ettim. Annem! Ay! Vatanım! Ne oldu? Elbise havada sallanıp duruyordu. Ben bir şey görmüyorum. Ya bence siz kızlara bakmaktan çok yoruldunuz. Emin misiniz? Tabii çok yorulmuşsunuz siz. Hadi uyuyun artık, iyi geceler. Hanım. Ay Allah'ım. Ya Rabbim, bunlar ne partisi? Havalar dolu. Ay bütün ecikliler beni kokuluyor ya. Ay Rabbim, daha Allah'ım. Burada duramayacağım. Çocuklar size emanet. Kızlar, size çok kötü bir haberim var. Ne? Fitnat Hanım sizi bırakıp evine döndü. Ozan, diyorum ki havalar da güzel. Alalım sırt çantamızı. Otostop çekerek doğru Ege sahilleri. Saçmalama abicim, ne otostopu ne Ege'si? Hem okulun var, nereye gidiyorsun? Ne bileyim ya, hafta sonu canım işler yapmak istiyor. Sahile gitsek? Daha dün sahildeydik. O zaman sinemaya gidelim. Canım, şu an sen oynasan bile sinemaya gidecek halim yok. Buldum abicim, buldum. Hafta sonu bisiklet turu yapıyoruz. Ne güzel. Vallahi bayağıdır keşfe çıkmıyoruz ha. İyi olur. Evet süper olur, süper. Değil mi kızlar? Çok güzel olurdu tabii. Olurdu. Süper olur canım, süper olur. Evet ama... Bizim bisikletimiz yok. Bisikletiniz mi yok? Ne yapacağız şimdi? Ya vardı tabii de Ayvalık'ta kaldı. Ne olacak canım? Değişe bineriz. Canım zaten sizin bizim mi var? Yani, değil mi Ozan? Aslında Kıvılcım'ın 3 tane bisikleti yok mu? Ya belki istersek verir bize. Saçmalama Selin. Yani Kıvılcım bisikletin lastiklerini yer ama yine de vermez bisikletini. Olsun, sonuçta o da bir insan. Yani her insanın içinde bir iyi de olduğuna göre belki biz sorarken o insana rastlarız. Son zamanlarda pek görünmüyor ama neyse, yeniden bir deneyelim. Evet, şimdi bir dosya açalım. Sarışın Fettan benden birazcık daha genç. Bu da eksi puan.
Ama ben de ondan daha olgun bir kadınım. Bu da benim için artı puan. Yazalım. Efendime söyleyeyim. Burak Bey'in patronu olmadığına göre aralarında bir ast üst ilişkisi yok. Dolayısıyla da bu benim için eksi puan. Yok, bu iş böyle olmayacak. Bu işi kazanmam için bana bir artı puan lazım. Ama nerede, nasıl, ne zaman? Gir. Kahvenizi getirdiydim. Ne olmuş kahveme? Hiçbir şey olmadı canım. Yani kahvenizi getirdiydim de. İyi, koy şuraya. Efendim, bizim memlekette hiç kimse kahveyi öyle yalnız başına içmez. Kahve muhabbet mi? Sohbet de içilir yahu. Şşş, burası sizin memleketiniz değil, ne yapalım? Biliyorum, burası İstanbul Müdürü Hanım. Burada hasta olsanız değil kahve yapanı bir tas çorba vereni olmuyor insanı yahu. Bizim memlekette öyle mi? Bizim memlekette biri hasta oldu mu herkes o hastanın evine gider, yemeğini de yapar, ilacını da verir. Hatta ve hatta hasta evinin işini bile yapar. Gözünü seveyim bizim memleketin be ya. Hay senin ne dedin, ne dedin? Bir dakika, bu okulda da evinde bir başına hasta yatan, kimi kimsesi olmayan birine bakabilecek insani birileri vardır değil mi? Var, ben bakarım. Aman benim kız, sana kim bakacakmış be? Ama Burak Bey bakabilir. Ben iyi gidiyorum. Ben şimdi eve gidiyorum. Burak Bey beni soracak olursa ona ne yap ne et, benim hasta olduğumu söyle. Evde bir başıma yalnız zavallı bir biçimde yattığımı söyle. Söylerim. Siz hiç merak etmeyin. Derim ki müdür hanım evde tek başına zavallı bir şekilde yatıyor derim. Ha, evet. Zavallıcığın kimsesi yokmuş de. Hatta ölebilirmiş de. Onu da derim be. Unutma ama. Unutmam be ya. Unutmam, siz hiç merak etmeyin. Gözünüz arkada kalmasın. Şimdi gönül rahatlığıyla evinize gidip tek başınıza zavallı bir şekilde hasta yatabilirsiniz müdür hanım. Ne ağlıyorsun be gerizekalı? Ağlattınız beni. Dudaklarına yapışık kalacağım, gözlerinden kalbine akacağım yar, senin için bu şehri yakacağım, senin aklını alacağım. Deliyim gözü kara deliyim, hadesim bazen ki... Ortalık meşenden yıkılıyor. Kolay gelsin Ginyas Efendi. Bana bey diyebilirsin müstesna anne. Aramızda o kadar hukuk var değil mi? O ne Ginyas? Sürpriz, çilek pörtleyi. Annem gel köyden göndermiş. O kadar güzel çilek reçeli yapar ki kulakları çınlasın rahmetli. Rahmetli mi? Senin annen ölmüş müydü? Yok. Adı rahmetli. Babaannem koymuş adını. Doğduğunda kuyuya düşünce öldü sanmışlar. Kuyuda ne işi varmış annenin? Sorma. Anneannem gel kuyudan su çekerken sen bir sancılan. Deme ya Ginyas. Ya dedim bile ya müstesna anne. Ondan sonra köyde muhtarda haber verene kadar anneannem gibi annemi kuyuya doğurmuş. Allah'ım sen benim keçilerime mukayyet ol. Ya müstesna anne. Keçiler hep Turgut dayım gibi mukayyet oluyor. Sen kafanı yorma. Kadılar köyünden çoban tuttular. Keçiler de çobana alışkın değil. Yonca darlasına bir daldılar. Yonca yediler. Vaa diye bir şiştiler. Sonra Şener dayım kasaptı. Ona verdik keçilere. Hayvanlar mındar olmasın diye kırt kırt kesti. Ne etsin? Ama çok güzel çilek reçeli yapardı ya. Kim? Şener dayın mı? Yok. Annem gel. Müstesna anne. Şener dayıdan şimdi bahsettik. Çileği yapan annem gel. Şener dayı kasap. Annem gel reçeli yapar. Toparlayabilecek misin? İyi madem. Ben bir kuşum anama gidiyorum deli oğlan. Ha, hikaye için sağ ol. Rica ederim müstesna anne. Bu arada hikaye değil. Hepsi gerçek. Neyse sen git. Ben beklerim burada. Neyim ki ben basit bir köylü. Oldu.